Reş On The Way kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü rotamız Adana'nın doğal güzelliği Belemedik. Evet, biz Belemedik'e geldik arkadaşlar. Burası Adana şehir merkezinden. Üstünü yapmaklar renkli renkli. Renkli renkli, evet. Sonbaharı görebileceğiniz yerler demek istiyor. En güzel yerlerden bir tanesi Adana'daki. Burası şehir merkezinde yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Araba yolcuyla buraya gelebilirsiniz. Ama buranın en güzel tarafı, geçen sene Adana videomda anlatmıştım. Trenle buraya gelebiliyorsunuz. Özel bir tren var ama şu anda sanırım pandemiden dolayı o tren kapalı olduğu için biz arabayla gelmeyi tercih ettik. Şu anda da ilk noktamız olan Belemedik tren garının bulunduğu ve burada mesire alanının bulunduğu noktaya geldik. Burası gerçekten muazzam bir yer arkadaşlar. Burada kafede var. Yemek yiyebileceğiniz bir yer de var. Özellikle sabah kahvaltısı burada yapabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Biz şimdi burada aslında 20 kilometrelik bir rota var. Ama biz o 20 kilometrelik rotayı yapamayacağız. Çünkü buradan başlıyor. Ta Karahisalı'ndaki Varda Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Yürüyebiliyorsunuz. Birçok trekking meraklısı ya da yürüyüşçüler bu yolu tercih ediyorlar. Yolda ortada tabii bir kamp noktası da var. Kalanlar da oluyor orada. Ama biz bugün böyle bir kısmını yürüyeceğiz. Ondan sonra da bol bol fotoğraf ve video çekeceğiz. Evet. Sonra eve gideceğiz. Evet. Sonra da eve gideceğiz. Evet. Devam edelim mi o zaman? Görüşürüz. Şimdi Belemedik'i birazcık anlatalım arkadaşlar. Burası Adana'ya dediğimiz gibi 1 saat 15 dakika uzaklıkta. Buranın bu kadar meşhur olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde, yani Osmanlı'nın son dönemlerinde Almanlar burada harika bir demir yolu yapıyorlar. Bu yol üzerinde onlarca tünel, onlarca viyadük var. Hatta bitiş noktası da bildiğiniz gibi Varda Köprüsü. Buradan başlıyor, Belemedik'ten başlıyor Varda Köprüsü'ne kadar aşağı yukarı 20 kilometrelik bir yolu bu tüneller ve çok güzel bir tren yolu oluşturuyor, öyle söyleyeyim. O yüzden fotoğrafçıların son zamanlarda gözde noktalarından bir tanesi. Buraya gelip muhteşem işler çıkartıyorlar ama dediğim gibi tam da bu mevsimlerde oluyor bu. Arkamda da bu tünellerden bir tanesi Belemedik'teki tünel. Hemen zaten tren yolundan 1 kilometre falan uzaklıkta şu tünel bekliyor sizi. Yani çok güzel bir yer. Burada tamamen bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Kamp yapabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Gününün stresini, yorgunluğunu atabilirsiniz. Şimdi şu tünelden yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi bahsettiğim rotada yolumuza başladık. Burada görülmesi gereken bazı yapılar var. Bunlar dediğim gibi 100 yıldan fazla geçmiş olan yapılar. Yaklaşık 2,5-3 kilometrelik bir yolculukla onları görebiliyorsunuz. Hani biz buraya, onları ben daha önce görmüştüm. Bu sefer hani biraz daha bu sonbahar rotalarını görmek için, şu havayı hissetmek için geldim ama normal bir zamana gelirseniz o Almanların döneminde, yani Alman işçilerin çalıştığı dönemde yapılan evleri, mezarlıkları, Varda Köprüsü'nü, hatta genel evin bulunduğu binayı bile görebilirsiniz. Onların hepsi işte bu rota üzerinde. Güzel bir yürüyüş yoluyla arabayla 300-400 metre daha gidersiniz ama ondan sonra daha gidemezsiniz. Şimdi Belemedik'e geldiğiniz zaman bir de şöyle bir harita var. Hemen o güzel yürüyüş yollarının girişinde. Buradaki bütün rotayı gösteriyor. Şu anda sizin başlayacağınız nokta burası. Starting point dediği nokta. Ondan sonra işte az önceki tünel, videolarını gördüğünüz tünelden devam ediyorsunuz. Bazı tarihi yapılar var yol üzerinde. Ondan sonra kaya tüneli var. Tabii bunlar biraz artık Karahisalı bölgesine giriyor. Ondan sonra kamp alanı var yolun yarısında, yaklaşık bir 10 kilometre sonra diyebileceğim bir yerde. Sonrasında işte Varda Köprüsü ile rota bitiyor gördüğünüz gibi. Yani bunu bir 24 saat vermiş bu rotaya. Bakın toplamda 20 kilometre 24 saatte bitiyor. Ama isterseniz işte kampta bir gece kalarak yolunuza devam edebilirsiniz. Biz buradan ayrılıyoruz şimdi.
Şimdi Belemediğin içinde de böyle bir tesis var arkadaşlar. Biz buraya geldiğimiz zaman kahvaltı yapmıştık. Yanılmıyorsam belediyeye de ait olabilir ama emin değilim. Hemen yanında böyle bir rekreasyon alanı, park var. Merhabalar. Yani pandemiden sonra geldiğiniz zaman burada kahvaltınızı da yapabilirsiniz, yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Sonrasında gördüğünüz gibi burada keyifli zaman geçirebilirsiniz. Şimdi buradaki fotoğraf noktalarını göstermeye devam ediyorum. İşte tünel, o rengarenk yollar derken Belemediğin tren garı da gerçekten çok şirin. Hemen arkamda gördüğünüz bu tarihi tren garına gelip fotoğraflarınızı yine çekebilirsiniz. O durduğunuz noktadan aşağı yukarı 1,5 kilometre daha beride, yani Adana'ya doğru dönecek olursanız ya da Karahisarlı'ya doğru devam edecek olursanız buraya gelip fotoğraflarınızı çekip sonra devam edebilirsiniz. Günün belli saatlerinde yük trenleri geçiyor şu anda buradan. Onları da yakalarsanız gerçekten muhteşem görüntüler çıkar. Şimdi biz de fotoğrafa devam ediyoruz. Şimdi Pozantı taraflarına gelmişken Belemedik'ten yaklaşık bir 10 kilometre ileride Akköprü var arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz bu taş kemerli köprü. Tabii bu emsalleri o Mostar ya da Malabadi Köprüsü kadar büyük ve heybetli değil ama görülmesi gereken köprülerden bir tanesi. Bu da 883 yılından kaldığı düşünülüyor tam emin olmamakla birlikte. Yani kaynaklarda böyle yazıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde de çeşitli eklemeler yapılmış, onarımlardan geçmiş. Burası böyle güzel, şirin bir yer. Böyle güzel bir asma köprüsü var, bakın görüyorsunuz. Kenarda sağda solda da çok güzel restoranlar var. Şu anda Aralık ayındayız ama gerçekten yaprakların renkleri falan sonbaharı halen gösteriyor. Hani dinlenmek isterseniz ya da yemek yemek isterseniz Pozantı'ya geldikten sonra bu civarda da durabilirsiniz. Evet, biz gezimizin sonuna geldik, değil mi Miracığım? Evet. Neler yaptık bugün? Güzel gezdik, fotoğraf çekirdik, gezdik. Yaprakları havaya attık, evet. Değil mi? Evet. Evet, Belemedik turumuzun sonuna geldik. Kalkar mısın? Nereye kalkayım? Artık beni kucağımda aldığında korkuyorsun ya. Ha yok, korkmuyorum. Neyse, konumuza dönelim. Biz dediğimiz gibi gezimizin sonuna geldik. Belemedik'i gezdik bugün. Adana'nın farklı mekanlarını önümüzdeki bahar aylarında gezmeye devam edeceğiz, değil mi Miracığım? Bizimle evet. Kalmaya devam etsinler mi? Evet. Kanalımıza ne yapsınlar? Kanalımıza abone ol. Görüşürüz. Görüşürüz.